oranına göre. Şimdi gittiğim imzal günlerinde de hakikaten bu oran böyle. Facebook sayfam var. Giriyoruz, bakıyoruz cinsiyet. Hakikaten %80'i bayan, %20'si. Diyorum arkadaş, bu erkekler nerede ya? Kendimizi biraz yalnız hissediyoruz hakikaten. Şimdi imza günlerinde böyle birkaç kişi geliyor, erkek mesela. Ben oh diyorum, bir erkekler de var işte, onlar da kitap okuyor. Geliyor diyorum, isim ne diyorum, şey diyor, ben kız arkadaşıma alıyorum kitabı. Şimdi arkadaşlar, size bir şey izah etmek istiyorum. Facebook sayfasından bahsettim ya. Facebook ilk onu açıkladı, Türkiye top 10'unu açıkladı. 10, ilk 10. Bakıyorsunuz işte Recep Tayyip Erdoğan var, Abdullah Gül var, Ebru Gündeş var, Volkan Demirel var. Bir sürü sanatçı, siyasetçi, sporcu var. Tek edebiyatçı benim oraya girmiş, biliyor musunuz? Ben de şaşırdım hakikaten. Çok da mutlu oldum. Yani tek edebiyatçı olarak oraya girebilmek. Ama bu sizin sayenizde. Çünkü 5 milyon takipçiyle beni Türkiye'nin ve Avrupa'nın en çok takip edilen yazarı yaptınız. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben yaptım. Gerçekten. O yüzden çok çok mutluyum. Çok çok sağ olun. Televizyonlara falan çıkmadan, gazetelere çıkmadan bu başarıyı yakalayabilmek gerçekten çok zor. Kesinlikle bu sizin başarınız, sizin sayenizde. Şimdi dedim ya, bayan sayısı fazla sayfada diye. Şimdi paylaşımlarımızda da şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Mesela işte romanlarımdan bir bölüm ya da şiirlerden bir söz paylaşıyoruz. Tabii biz de oradan takip ediyoruz. Bakalım nasıl beğenilecek mi falan diye. Şimdi ilk yorumlar bayanlardan geliyor. Önce şeyler geliyor bu. Aynenciler geliyor, bir yazıyorlar. Sonra arada hımcılar geliyor. Onlar geliyor falan. Bayağı bir ondan sonra ama bakıyorum hep bayanlar. İşte kimisi o sözün öncesini yazmış, kimisi sonrasını yazmış, kimi o söze bir nazire yapmış. Ama ortaya çıkan tablo şu, isimleri alt alta koyduğumuzda Ayşe, Fatma, Büşra, Kübra, Leyla, Filiz, araya bir Mahmut giriyor. Herkes o söz için bir şey yazmış, Mahmut şöyle yazıyor. Filiz ne haber? Mahmut'un niyet belli. Ama diyorum, olsun Mahmut Giller orada farklı amaçlar için olsa da diyorum, belki bir gün bir söz aklına gözüne takılacak ve o sözün peşinden gidecek, Mahmut'un belki hayatı değişecek. Yani tercihlerini değiştirmesinden iyidir değil mi? Belki hani bir gün bir kitap okuruz, bir söz çıkar karşımıza ve hayatımız değişir. Bunu birçok insan yaşamıştır. Belki Mahmut da öyle olacak. Sonra üniversitelere gittiğimde şunla çok karşılaşıyorum. İşte bir çift gelmiş ama erkek tanımıyor çok. Kız arkadaşının zoruyla gelmiş. Burada da vardı mutlaka. Şimdi kız demiş ki, Kahraman Tanzoğlu'nun işte söyleşisi var, gideceğiz. Çocuk da bir şey diyememiş tabii. Hani de tamam gidilecek falan. Ama ortamdan hiç hoşluk değil, o kadar belli ki. Ben duyuyorum şimdi, aralarında geziyorum, yüzüm tanınmadığı için rahatça aralarında dolaşıyorum ve hakkımda ne konuşuyorlar duyuyorum. Ben şunu çok duydum. Çocuk diyor ki kıza, sen diyor bu kendine ne buluyorsun, ben anlamıyorum ki diyor. Ben bunları güzel yazarım diyor. Kız da sinirleniyor. Diyor ki işte sen ne anlarsın diyor, işte izleyeceksin falan filan. Küsüyorlar. Şimdi o kadar belli ki küslükleri. Ben sahneden bakınca anlıyorum. Küsmüşler. Hemen dikkatimi çekiyor grup ve diyorum ki, ya arkadaşlar diyorum, bakın şimdi diyorum aramızda birbirine küsenler var.
küsmenin aslında ne olduğunu o küsenler biliyor mu diyorum. Ha bilmiyorsa eğer ben onlara küsmenin aslında ne olduğunu söyleyeyim diyorum. Ve onlara şu şiiri okuyorum. Ve bütün küsenler bu şiiri bilir. Diyorum ki bakın diyorum ki şimdi görün küsmek neymiş. Aslında siz küserek ne anlatmaya çalışıyorsunuz bir görün diyorum. Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür. Çocukçadır. Ondan dolayı saftır. Yalansızdır. Küsmek seni seviyorumdur. Vazgeçememektir. Beni anlatır küsmek. Kızdım ama hala buradayımdır. Gitmiyorumdur. Gidemiyorumdur. Küsmek nazlanmaktır. Yakın bulmaktır. Benim için değerlisindir. Küsmek sevdiğini söyle demektir. Hadi anla demektir. Küsmek umuttur. Acabaları bitirmektir. Emin olmaktır. Yani diyeceğim o ki ben sana küstüm sevdiğim. Ben sana küstüm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim işte küsmenin böyle naif bir yanı var. Şimdi o küsenler daha iyi anlıyor ki biraz indirebilir miyiz? Tamam. Küsmenin altında asıl yatan mesaj bu. Ben çok oturarak konuşmaya alışık değilim. O yüzden biraz şuralarda dolaşarak anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi bakın ne oldu? Ben söyledim, anlattım. Küsenler birbirine mesaj yolladı. Bak, işte o yüzden küsüyorum ben sana, gördün mü? Hani sosyal medyada benim sözleri paylaşıyorlar ya, karşı tarafa gönderme yapıyorlar böyle. Çünkü neden? Şu yüzden. Biz okuduğumuz her şeyde kendimizi bulduğumuz vakit bunu hemen karşı tarafa anlatma, karşı tarafla paylaşma isteği duyarız içimizde. Niye? Çünkü birileri bizim yerimize anlatmış işte. Al, adam küsmüş ama niye küstüğünü bilmiyor. Anlatmış işte niye küstüğünü orada. Bakın, başkalarının sözsüzlüğüne söz olabilmektir yazar olmak. Ve kelimelerin gücünü iyi bilmek, iyi kullanabilmektir. Öyle ki kelimeler istendiğinde aşka, istendiğinde bir bıçağa dönüştürülebilir. Size bir örnek vereceğim şimdi. İki cümle kuracağım. İkisi de birbirinin aynı. Ama cümleyi ilk kurduğumda cümle sitemli, kalbi kırık bir aşkı anlatacak. Aynı cümleyi ikinci kez kurduğumda o cümle adeta bir bıçağa dönüşecek ve hiçbir kelime değişmeyecek. Sadece kelimelerin yerleri değişecek. Bir, senin için söz veriyorum. Geç olacak ancak bir gün bana inanacaksın. İki, bir gün bana inanacaksın. Ancak söz veriyorum senin için geç olacak. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey işte.
işte buydu bakın. Kelimelerle iyi oynamasını bilen bunu yapabilir. Bir okuyucu olarak biz bu kadar iyi işte kendimizi ifade edemiyor olabiliriz. Çok normal. Herkes anasının karnından yazar olarak, şair olarak doğmuyor. Hatta bazen içinizde gizli bir şair vardır belki ama siz onu bilemezsiniz. Bir şeyin onu ortaya çıkarması gerekir. Heh, sorarsanız eğer arkadaş sen nasıl başladın peki yazmaya derseniz işte o zaman ben size şunu anlatırım. Benim içimdeki şairle ben yaşadığım karşılıksız bir aşk sonrası tanıştım. Tam karşımızda oturuyorlardı. Bir gün onu balkonda gördüm. Upuzun saçları, iri kocaman gözleriyle bana bakıyordu. Aşık oldum. Yıldırım aşkı denen şeye tutuldum. Yıl 1987. Çoğunuz, yani neredeyse hepiniz doğmamıştınız o yıllarda. Ve o zaman iletişim şimdiki gibi değil. Bakın hepinizin elinde cep telefonları vardı. Çekiyorsunuz, ediyorsunuz. İşte Face'e giriyorsunuz ama o zaman internet deseler yoğurt mu diye sorardı. Çünkü internetin bile ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'de öyle bir şey yok. Halbuki o yıllarda ben de isterdim. Şöyle şu sizin o Android'ti mi? Onlardan olsun. Bulayım kızın numarasını sapık gibi mesaj atayım isterdim. Ama yok. İsterdim Facebook'um olsun habire dürteyim kızı. O da yok. Ne yapıyorsunuz? O sana bakıyor, sen ona bakıyorsun. Uzaktan bir aşk yaşıyorsunuz. Ben o günlerde gece gündüz balkonda yatar oldum. Annem mahkumlara yemek verir gibi balkona bana yemek getiriyor. Ben yemeğimi orada yiyorum. Ne o? Kız işte 2 dakika balkona çıkacak onu göreceğim diye. Kızda 2 tane abi var. Sanki yapacak başka spor kalmamış gibi ikisi de boksör. Kızın yanına yaklaşabilmem mümkün değil. Ama dehşet bir aşk yaşıyorum. Artık geceleri kendi kendime ağlamaya başladım. Yemeden içmeden kesildim. Açıyorum kitabımı, okuduğumu anlamıyorum. Dersleri bıraktım. Gece gündüz oradayım. Tam da o günlerde bir öğreniyorum ki meğer o kız benim içeri gittiğim dakikalarda ikimizin apartmanının arasında kalan atölyelerde çalışan bir çocukla karıştırıyormuş. Ya bak 17 yaş ilk aşk ilk boyunuz takmış geziyorum haberim. Çok acı çok. Şimdi gülerek anlatırım ama o zaman ağlıyordum. Öyle değildi. Ben işte bunu bir öğreniyorum arkadaşlar. Hayatımda ilk defa kendimi ifade edebilmek için elim kendiliğinden kağıda kaleme uzanıyor ve ona şunu yazıyorum. Sabahlara kadar uyutmayıp ağlattığın gecelerin kitaplarımı açıp da okutmadığın ecelerin hesabını sorarlar senden. Ben hesap sorulur mu diye beklerken kız kırıştırdı çocukla evlendi bu arada. Şimdi ne oldu? Ben kandırıldım efendim. İşte kendimce aldatıldım. Şiir yazdım. Beni şair etti o. Yine sevdim. Yine terk edildim. Yine yazdım. Hani diyorsunuz ya nasıl yazdın abi bunları? Ama şimdi hepsi pişman o ayrı. Şimdi bakın içinizdeki şairle böyle karşılaşıyorsunuz. Ha peki. O zaman şu soru çıkıyor. Herkes böyle yaşamayabilir aşkı. Yani herkese karşıdaki insan bu duyguları yaşatmayabilir. O zaman neye bakacağız? Başka bir şeye bakacağız. Neye bakacağımızı biraz sonra söyleyeceğim. Ama şimdi bir şiir arası vereceğiz. Size o çok böyle paylaştığınız
İşte programda hangi şiiri okuyalım dediğimde abi ne olur şunu oku dediğiniz bir şiiri okuyacağım. Acılar vardır ya, hani bazen o acıları böyle hasır altı ederiz. Üçlü rolü yaparız. Soranlara deriz ya, unuttum bile ya, aklıma bile gelmiyor. Geçti falan deriz ya, kendimizi kandırırız. Ama bir gün bir şarkı, bir şiir, hatta bir saç tokası, o unuttuğumuz, kendimizi kandırdığımız acıyı öyle bir geri getirir ki, o vakit anlarız. O acı geçmemiştir, biz o acıya alışmışızdır. Yani ne diyoruz? Acım mı? Geçmedi, alıştım sadece. İnsanlar geçmişlerine en büyük ihaneti unutarak yapar. Benim geçmeyen geçmişim hep şimdinde duruyor. Anılar unutmayı zorlaştırmak için verilmiş cezalardır sevgilim. Ben bu cezaya gülümsüyorum. Senin bıraktığın hiçbir şey ardımda kalmadı benim. İnsana en uzak düşen şey bilerek geride bıraktıklarıdır çünkü. Kalbimdeki yerine hiç ihanet etmedim. Gidişin hiç bitmedi bende. Kaybedecek de olsam bir yolum vardı sende. Ve hayat o kadar kuralsızdır ki bazen oyunu kuralına göre oynamak bile kazandırmaz insana. Senin kaybedeceğimi bile bile oynadım bu oyunu, utanmaktan utanmadan. Acım mı? Geçmedi. Alıştım sadece. Kendimi mutlu edecek yalanlar söylemeyi öğrendim sensizlikte. Sustum öylece. Kimse benim kadar sessiz susamazdı. Zaten o eski tadı da kalmadı susmaların. Kime sorsam konuşuyor şimdi. Anlamadığım tek şey, bende duran zaman sende nasıl geçiyor? Acım mı? Geçmedi. Alıştım sadece. Ben senden mutlu bir son değil, mutlu bir sonsuzluk istemiştim. Anlamadım. Belki de seni güzelleştiren hayatın çirkinliğiydi. Bunu da ben anlamadım. Acaba benimle mutlu olduğun için mi beraberdin, yoksa ben mutlu olduğum için mi? Bu sorunun da cevabını bırakmadım. Sadece gittin. Aşk ne senin bende gördüğündür, ne benim sende gördüğüm. Aşk birlikte gördüğümüzdür sevgili. Seninle aynı değilmiş aşka bakışımız. Sen benden kusursuz bir aşk istedin, ben senden yaşanabilir bir aşk. Belki bu yüzyılın insanı değilsin diyeceksin bana ama bence aşk. Karşındaki insan çırılçıplak kalsa bile gözlerini onun gözlerinden ayırmamaktır sevgili. Bu kadar temiz severken seni, koca bir hayatı kirletip terk ettin beni. Bu hayat seni unutabileceğim kadar uzun değil sevgili. Acım mı? Geçmedi. Alıştım sadece. Sen bir katilsin ama suç işlemedin. Suç işlemeden katil olanlar yalnızca kalp kıranlardır. Keşke beni öldürseydin, kalbimi değil. Üzülme sakın.
yaşayan ölülere yas tutulmaz sevgili. Ağlarken bile güzel kalmayı becerebilen yüzünle hatırlıyorum seni. Bensiz de yaşayabilecekken beni tercih edendin o zamanlar. Nasıl da inanmıştım konuştuklarına, sevdim demiştin hatırla. Oysa sevilmekten önce güvenilmek isterdim ben. Aşkı meslek edinmiş yüreğin meğer ne kadar da hazırmış her yeni başlangıca hazin bir son bulmaya. İçimdeki eksikliği boşluk zanneden sevgilim, gözlerimizin her çarpışmasında kırılan kalbimin parçaları hayatıma batıyor biliyor musun? Acın mı? Geçmedi. Alıştım sadece. Aramıza kaç dünya girdi kim bilir? Senden sonra öyle büyük bedeller ödedim ki senin yalan ve ihanete ödediğin bedelim çok daha ağırını ben dürüstlüğüme ödedim. Ömrüne kattığın mutluluğu benim hayatımdan çalman doğru muydu sence? Gözlerin beni ararken benden önce kaç gözde kirlendi kim bilir? Bunun hesabını hiç sormadım ben sana. Değişirsin diye çok bekledim ve anladım ki insan değişir. Ama bizi asıl üzen o hiç değişmeyenlerdir. Yaralar acıyı saklar, izleri hayatı gösterir. Gidişini affetmeyişimdendir bu gaddar halim. Senden çok daha alaları beklese de kapımda, ben şairim, kıyamam turnayı gözümden vurmaya. Acım mı? Geçmedi. Alıştım sadece. İnsanı yaşatan ve ayakta tutan umutların bir gün insanı öldüren umutlara dönüşmesi ne acı. Halbuki bütünlere ne gerek vardı? Hayat beni sensizken de uzun uzun öldürüyordu zaten. Her yeniden gerçekten yeniydi eskiden. Şimdi her başlangıç bitişini ezbere bildiğimize merhaba demek yeniden ve yeniden. İşte hayat böyle konuşturuyor insanı bazen. Başlıyorsun ama sonunu getiremiyorsun. Her şey o bildik ayrılığa çıkıyor çünkü. Böyle zamanlarda basiretin bağlanır, dilin kurur, kalbin donar. Başladığın cümleyi kendin bitiremezsen, noktayı başkası koyar. Acım mı? Geçmedi. Alıştım sadece. Yalnızlık tek başına taşınır sevgili. Sakın yanlış anlama. Kendimi yitirmiş değilim. Sadece sende kayboldum o kadar. Hayat sunduğu her engelin arkasına bir mutluluk saklıyor. Elbet yolumu bulurum yine. Elbet yine mutlu olurum. Kış geldi bak ayrılığımızın beyaz çölü. Yine baharlar gelecek, yine mevsimler dönecek. Ama gelecek de bir gün geçecek. Ah sevgili, beni benden alıp gittin. İçimde bensizlik, dışımda sensizlik var şimdi. Sadece şunu merak ediyorum. Hiç ağlamıyor musun özlerken? Bu kadar mı yoruldun benden? Şimdi son sözüm sana şu sevgili. Bazı erkekler adam doğar, bazıları sonradan adam olur. Ben aşkı nimet gibi başımın üstünde taşıdım, ondandır boyum
riski bazen kazanmak, bazen de elindekini kaybetmemek için alırsın. Hayat böyle işte. Korkun kadar kaçar, cesaretin kadar savaşırsın. Acım mı? Geçmedi. Alıştım sadece. Alkışlar ellerimiz dert görmesin. Efendim, şimdi biraz önce dedim ya, başka bir soru çıkıyor bu noktada ortaya. Birileri birilerine belli ki çektiriyor, yazdırıyor. Peki, sizce biz neyi dikkate alacağız? Yazanı mı? Yazdıranı mı? Gittiğim her yerde sordum, burada da soracağım. Yazanı... Ne oldu? İtfaiye geldi gibi oldu. Peki, sen de mi? Evet. Tamam. Kitabı olanlar şöyle kaldırabilirse kendilerini fotoğrafa daha rahat bulur. Şu tarafı da aldım. Şimdi bunu Instagram'a koyacağız, değil mi? Instagram'a koyuyoruz. Sonra siz bakacaksınız, aa buradayım diyeceksiniz. Şimdi oylama yapacağız arkadaşlar. Yazan mı, yazdıran mı? Soru bu. Yazan diyenler el kaldırabilir mi? Yazdıran diyenler... Evet. Sonuç hiç değişmedi. Bu soruyu ne zaman sorsam salonlardan... Evet. Hep bu kanı yaygın. Dediler ki yazdıran. Şimdi ben de o biraz önce yazdıran diyenler için bir romanımda onlara küçük bir hikayeyle cevap verdim. Hikaye şu. Bir adam bir kadına aşık olur. Çok sever. Ve o kadına şiirler yazmaya başlar. Yazar, yazar, yazar. Fakat günün birinde o kadın o adamı terk eder ve gider. Adam, kadının arkasından daha çok şiir yazmaya başlar. Ve bir süre sonra ülkenin en tanınmış şairlerinden biri olur. Aradan yıllar geçer. Kadın başka bir şehre gitmiş, evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştır. Ama adam hala o kadına şiir yazmaya devam etmektedir. Ve yıllar sonra o adam... O kadının yaşadığı şehre şiir okumaya gider. Adam sahneye çıkar. Salon böyle hınca hınç doludur. O kadın için yazmış olduğu şiirleri okumaya başlar. Artık herkes o şiirleri ezbere bilmektedir. Adamla birlikte tekrar ederler. Ve şiirler bittiğinde salondan muazzam bir alkış tufanı kopar. O alkışlayanların arasında... Kocasıyla birlikte o kadın da vardır. Adam sahneden iner, kulisine geçer. Derler ki, efendim bir çift var, ısrarla sizi görmek istiyor. Buyursunlar adam. Kapı bir açılır, adam bir bakar ki o kadın ve kolunda kocası. Kadın adamın gözlerine bakarak sorar, der ki, merhaba şairim, beni hatırladın mı? Şairimiz kadına bakar ve hayır, hatırlamadım der. Kadın sinirlenir, nasıl hatırlamazsın der. Uğruna şiirler yazdığın, seni şair yapan, seni bu günlere getiren kadınım ben der. Şairimiz döner ve kadına der ki, keramet sende olsaydı, o kolundaki de şair olurdu. Şair kapağı. Şimdi, tekrar düşünmek lazım. Hani acaba yazan mı? Yazdıran mı?
de o gizli şair ya da yetenek diyelim onun adına yoksa istediği kadar uğraşsın. Hiçbir şey olmaz ondan. Ama bir yetenek varsa bir şeyin o yeteneği ortaya çıkartması gerekir. İşte ben de böyle oldu. Bu şekilde çıktı. Belki size daha farklı olacaktır. Mutlaka aramızda yazan arkadaşlar vardır. Çok soruyorlar. Abi tüm bunları nasıl yazıyorsun ya? Bu kadar çok mu terk edildin diyorlar. Ve sen bunları nerede yazıyorsun diyorlar. En çok merak edilen şey o. Ben bütün bunları çok ilginç yerlerde yazıyorum. Birazdan onu da anlatacağım ama yine bir şiir okuyalım. Ve diyelim ki terk edenleriz. Seni içimden terk ediyorum. Bilmediğim hiçbir otobüs, beklemediğim hiçbir durak kalmadı bu şehirde. Gittikçe azalıyor hayat. Neyi erken yaşadıysam hep ona geç kalıyorum. Sana göçüyorum her sonbahar. Yolların çıkmıyor aşkıma. Unuttuğum yağmurların adı saklımda. Seni içimden terk ediyorum. Susmaktan yoruldum. Kuşlar ve şarkılar bu şehri terk edelim beri. Efkar demiyorum gözlerimde. Yaşlarımı yanağına varmadan öldürüyorum. Tam sancağımdan yaralıyorum kendimi. Alnını yüreğime dayadığım güne bakıp seni içimden terk ediyorum. Ne unutacak kadar nefret ettin, ne hatırlayacak kadar sevdin. Yıkık bir duvar kadar bile pişman değilsin biliyorum. Beni hep bulmamak için aradın. Yanılgımdım, yandığımdım, yangımdım. Sensizliğe yenilmek, sana yenilmekten zor olsa da ardımda bir sürü belkiler bırakarak seni içimden terk ediyorum. Şimdi içimizde öldürülecek bir anı bile bulamayan iki yarım kaldık. Tamamlayamadık bizi. Elinden tutmadın yalnızlığımın. Saçlarımı da uzaklarına gömdüm. İçimin mavisi senin okyanusundandı. Ah, geri veriyorum. Kilitlere hep yanlış kapılara vurdum. Devrilmiş vagonlara dönerken gözlerim sana bensizliği terk ediyorum. Yarime uzanmayan bütün dallarım kırılsın demiştin. Aşk içinde doğmuşsa nereye kaçabilirdi? Ne tuhaf değil mi? İçimi acıtan da sendin, acımı dindirecek olan da. Ya öldür beni dedim ya da git benden. İçi bulanık bir sevdanın ucunda seni kaybettim. Aldırmadın aldırmalarıma. Bir gecede yakıp yarini, şafaklara sattın ihanetini. Kürüme basanlar bile utandı yaptığından. İşte soluk bir ömrün son nefesi benden, içinden terk ediyorum. Şimdi fark ettiğiniz üzere benim yazdığım şiirlerde çok fazla otobüsler, duraklar geçer. Çünkü o merak ettiğiniz şiirlerin çoğu belediye otobüslerinde yazıldı. Evet. Şimdi tabii cepte para yok. Ne yapıyorsun? Gençsin, yalnızsın, sevdalanmak istiyorsun,
özeniyorsun böyle çiftler karşından o 14 Şubatlarda elinde karanfillerle efendim böyle el ele yürüyorlar ama sen yalnızsın, para yok. Belediye otobüsleri her sabah aynı saatte aynı otobüse binen insanlar genelde hep aynı kişilerle karşılaşır. Ve bir süre sonra sizin gibi olanlarla bir dostluk kurarsınız. Benim gibi içine kapanık, yani o zamanlar öyleydi, içine kapanık, böyle romantik, sessiz birkaç arkadaş buldum kendime. Bir grup oluşturduk biz böyle, yalnız delikanlılar. Hiçbirimizin sevgilisi yok, hepimiz yalnızız ama hepimiz sevdalıyız bu arada. Hepimizin hangi durakta binip, hangi durakta ineceğini bildiğimiz sevdiklerimiz var. Birine iki bindiğinde o onu uyarıyor. Bak diyor, seni iki geldi. O hemen toparlanıyor falan böyle. Kızı korumaya alıyor. Ama kızın hiçbir şeyden haberi yok. O geliyor, birileri yaklaşmasın diye işte böyle yanında duruyor falan filan. Kız iniyor, gidiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Benim de öyle bir sevdiğim var. Ve o günlerde tek bir dileğim var. Allah'ım diyorum, inşallah bir gün o kız gelir, yanıma oturur. Hani ne yapacaksam? Şimdi bu otobüslerde böyle oturduğu zaman adam öyle bir oturuyor ki sanki bacaklarının arasında Merzifon eşeği var. Bir yayılıyor. Ben çok görüyorum, şahit oluyorum. Kız böyle sinmiş falan, adam yayıldıkça yayılmış. Bir gün bir kız böyle dedi. Beyefendi, yeni sünnet oldunuz galiba. Çok güzel bir cevap. Yerinde bir cevaptı. Neyse, ben iki kişilik koltuklardan birinde tek başıma oturuyorum. Sevdiğim kız bindi. Bana doğru geliyor. İşte dedi, bugün yanıma oturacak. Kız yanıma kadar geldi. Ani bir hareket arkaya geçti, arkadaki iki kişilik boş koltuklardan birine oturdu. Ben çıkardım kağıdı kalemi, kıza şiir yazmaya başladım. Aradan iki dakika geçti, şöyle iri kıyım, izmanlut gibi bir adam geldi, pat kızın yanına oturdu. Rahatsız oldum ama kıza şiir yazmaya devam ediyorum. Biraz sonra arkadan bir el yavaşça omzuma dokundu. Bir heyecanlandım ki, ama şimdi iki ihtimal var. Geriye dönüp bakacağım, içimden diyorum ki, Allah'ım inşallah o el kıllı bir el değildir. Geriye döndüm, kızın eli omzumda, hafifçe başını yana eğmiş ve gözlerimin içine bakıyor. Kalbim gümbür gümbür atmaya başladı. Bir şey söyleyecek bana. Başını eğdi, ta göz bebeğime bakarak bana dedi ki, şey dedi, lütfen şu camı açar mısınız? Şimdi o yıllarda otobüse binenler bilir. Eskiden o camlar bir türlü açılmak bilmezdi. Biri size lütfen şu camı açar mısınız dediğinde bütün otobüs dönüp size bakardı. Ha, bakalım aşağı gidecek. Ben kalktım. O cama yükleniyorum açılmıyor. Yükleniyorum açılmıyor. Buramdan boncuk boncuk terler akmaya başladı. Rezil bir durum. Oradan bir teyze kalktı yanıma geldi. Oğlum dedi, onun burada tırnağı var. Orada da açacağım dedi. Cak diye açtı teyze. Rezil oldum, ineceğim bırak gelmeden kendimi attım otobüsten aşağı. O kadar dokundu ki bu bana, ertesi gün Sami diye bir arkadaşımız var, kulakları çınlasın. Ona dert yanıyorum, yalanıyorum, başıma böyle böyle bir şey geldi, rezil oldum. Sami gayet kendinden emin böyle yaptı. Oğlum dedi, siz bu işi bilmiyorsunuz. Neyi bilmiyoruz Sami? Belediye otobüsünde kız sallama sanatı. O ne oğlum? Gelin dedi, size öğreteceğim. Sami önde, biz arkada otobüse bindik ertesi gün. Sami avını gözüne kestirdi. Masum kız tek başına ayakta. Kızın yanına geldi. Şöyle bir yüzüne baktı. Kıza dedi ki, sizi daha önce bu otobüste hiç görmemiştim. Kız dedi ki, ama ben
what if seni yere ha? Sami böyle yaptı. Aman Allah'ım dedi. Sizin gibi bir güzelliği fark etmemiş olamam. Kız döndü dedi ki. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiştiniz. Sami rezil oldu. Ama vazgeçmedi. Erkekler dikkatli dinleyin. Bak vazgeçmedi. Ertesi gün bu kez başka bir kıza ama bu defa avına sağdan yaklaştı Sami. Kızın sağ tarafına geldi. Eğildi, yüzüne baktı. Kız Sami'ye döndü. Şöyle bir baktı. Tekrar önüne döndü. Sami kızın sağ tarafından sol tarafına geçti. Eğildi bir de buradan yüzüne baktı. Kız döndü ve dedi ki ne? Sami böyle yaptı. Beni hatırladınız mı? Yo dedi kız. Az önce sağ tarafınızdaydım. İşte düşünün yani. Bakın nasıl bir gençlik. Otobüste işte bu şekilde kız tavlamaya çalışıyor. Yani nereden geldiğimizi bilin diye söylüyorum. Şimdi diyorlar ki abi işte gerçeklik payı ne bu yazılanlar? İşte gerçeklik payı bu. Hayatın içinde. Yani yaşamışız, yaşayamamışız, yazmışız. Ama ben şimdi size öyle bir gerçekten bahsedeceğim ki ilk defa duyacaksınız. Bu kureyi okuyanlar bir el kaldırabilir. Evet. Çoğu okumuş. Çoğunuz da korsanını okudunuz değil mi? Yok, orijinal de olur. Niye? Kıbrıs. Kıbrıs. Geldim. Dakika bir boyunmuş. Korsanını getirdiler. Burada çok korsan var. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum bakın. Biraz önce kütüphanedeydim. Kütüphanede bile korsan kitaplar var. Bir gün Trabzon'da bir kitap evi korsan satıyor. Dedim niye benim korsanımı satıyorsunuz dedim. Adam şöyle elini omzuma aldı. Abi çok iyi gidiyor. Kanka olduk bir anda. Önüne geçemiyoruz ama sadece şunu söyleyeceğim size. Lütfen korsan almayın. Bunun yazarın para kazanmasıyla ilgisi yok. Para kazanmak isteseydi yazarlık yapmazdık kitap okumayan bir ülkede. Bunun şununla ilgisi var. Korsana verilen para terör örgütlerine gidiyor. Sonra o örgütlerin edindikleri silahlarla efendim terör suçları işleniyor. Masum canlara kıyılıyor. O yüzden korsana para vermeyin. Şimdi benim o buhrede yazdığım bir karakter var. Cem. Biliyorsunuz değil mi? Cem. Hiç düşündünüz mü o Cem kim? Ben mi? Yok. Benzer bir saçları var. Sami yok. O kadar zampara değilim. Şimdi ben size bir hikaye anlatacağım bakın. Bilenler biliyor, radyo programı da yapıyorum ben. Bundan yıllar önce bir gün internette bir şarkı buldum. Şarkı o kadar hoşuma gitti ki ben dedim bu şarkıyı çalacağım. Hani şu gençlerin gitarla böyle söyleyip internete attığı şarkılar var ya, o şarkılardan. Amatör. Çocuğu buldum. Delikanlı dedim, ben senin şarkını çalmak istiyorum, izin var mı? Çocuk bir heyecanlandı. Abi dedi, benim dedi, şarkılarımı zaten hani yerel radyolar çalıyor ama ilk defa bir ulusal radyodan biri aradı ve izin istedi. Tabii ki dedi çalabilirsin abi, ne demek dedi, onur duyarım dedi. Tamam dedim, şarkıyı çaldım. O gece bir sürü mail geldi. Bu şarkıyı kim söylüyor, bu şarkı kimin? Çocuğa telefon ettim. Kardeşim dedim, ben sevdim, dinleyicilerim de sevdi. Gel bize bir kendini tanıtır mısın sen dedim. Konuğum olur musun? Bir tanıyalım seni, sen kimsin, necisin? Bilmem ki abi dedi, ben hayatımda hiç radyoya çıkmadım dedi, heyecanlanırım dedi. Dedim heyecanlanmana gerek yok, gel. Hiç unutmuyorum, o akşam stüdyonun kapısında elinde gitarı tir tir titriyor. Heyecanlanma dedim, sadece benim sorularıma cevap ver. Geldi, mikrofonun başına oturdu. 5 dakika sonra alıştı gerçekten. Soru cevap, soru cevap. Bir şiir, bir şarkı derken çok güzel bir program yaptı. Hemen ona bir teklifte bulundum. Gel dedim seninle her hafta yapalım bu programı.
Nasıl olur abi dedi. Çok da güzel olur dedim. Başladık. Bir süre sonra dedim ki gel seninle üniversitelere gidelim. Abi dedi ben hayatımda o kadar büyük kalabalıkların karşısına çıkmadım, heyecanlanırım dedi. Alışırsın dedim. Ve üniversitelere gitmeye başladım. Tam 2,5 yıl boyunca dolaşmadığımız üniversite, hatta lise kalmadı. 2,5 yıl sonra bir gün geldi ve bana dedi ki şey abi dedi ben dedi sana bir şey söyleyeceğim ama nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu dedim. Abi dedi bana dedi albüm teklifi geldi. Tamam işte dedim. Bu zaten amacımız buydu. Seni kitlelere tanıtmak. Yap albümünü dedim. Yaptı. O albümünü yaptı. Video klibini çekti. Ve siz onun şarkılarını o kadar sevdiniz, o kadar sevdiniz ki bahsettiğim kişi Gökhan Türkmen. Ve bu kredi gideceğim, işte Gökhan Türkmen'miş. Hani soruyorlar ya, bunlar gerçek mi? İşte evet, bunlar gerçek. Tüm yazdıklarım, hayatın içinden kendi yaşadıklarım, yaşıyor olduklarım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu kre benim için de çok özel ve çok önemli bir kitap. Bukre'yi okuyanlar hikayeyi biliyor. Hikayeyi bir kenara bırakalım. Peki Bukre'de duygu olarak ben insanlara aslında neyi anlatmak istedim? Ne vermek istedim? Bunun bir kolajını hazırladım sizin için. Ve o kolajın içinde bizim gibi insanların neden yazdıklarının cevabı da var. Ben size onu okuyacağım. Siz bakalım o duygu demetinin içerisinde kendinizi nerede bulacaksınız ve bakalım nasıl olacak da bizim neden yazdığımızı anlayacak ve belki de bir gün, yarın bir gün siz de acaba duygularınızı nasıl yazmaya başlayacaksınız diyelim ve bukre. Bir gün aradığın insanı hayatına alırsan sakın ona nefesim deme. Aldığın her nefesi geri veriyor insan. Dillendirilmeyen hüzün zehirler, konuşamadıkların gözlerine dolar. Göze alamadıkların sözlerine, işte bu yüzden yazıyorum. Öyle bir söz yazarsın ki bütün bir hayatı anlatır. Öyle bir hayat yaşarsın ki bütün sözler anlamsız kalır. İşte öylesine bir öykünün sonuymuşum meğer. Daha girişinde kandırmışlar beni. Nasıl bir ölümse bıraktığın, hala hayattayım. Oysa sen benim yerde bulduğum gökyüzündün. Bir insanın kalbi defalarca gücenebilir başkalarına ama bir kere kırılır bazılarına. Bu yüzden her seven kendi aşkının katilidir. Affetmek ağır iyileşen bir yaradır. Bu yüzden ihanet güçsüz aşkları sever. Çok zalim oldukları için değil, kalbimin kapılarını ölçüsüzce onlara açtığım için bu kadar kolay yaralandım. Anlayacağım, bildiğim gibiyim hala. Yani unutabileceğin kadarım. Sana verdiklerime üzülmedim de
sen çaldıkların içine oturdu. Dilerim Allah'tan bir gün kalbin görür gözlerinin görmezden geldiklerini. Ama her şeye rağmen bu hayattaki en güzel yanlışımdın sen. Ne kadar garip bir dünya değil mi? Kadınlar kalbinden sildiklerini aklına yazıyor. Emekleyerek seven erkekler koşarak terk ediyor. Yine de üzülmüyorum çünkü biliyorum Allah kimsenin ağlayarak kaybettiğini kimseye gülerek kazandırmıyor. Ne zordur gözlerdeki gülüşlerle başlayan hikayelerin o gözlerdeki yaşlarla bitmesi. Gözyaşıyla bile temizlenmez karşılıksız aşkın lekesi. Sen benim için vazgeçilmez bir vazgeçendin. Aşk cellatına güvenmektir dedim, sevdim. Aşk bir çıkmaz sokağa yanlışlıkla girip bilerek çıkmamaktır dedim, yine sevdim. Nasıl sevdiğimi, özlediğimi bilsen, gittiğin yollardan utanır, geri gelirdin. Yanlış başlayan şeyler doğru bitebilir miydi? Bitmezdi, bitmedi. Beni hep içinde yaşattım. Keşke arada bir kalbime de uğrasaydın. Tadına varamadığım aşk dilimi yakıyor şimdilerde. İnsan gözleriyle arayıp bulduğunu nasıl unutur kalbiyle? Benim başımı yaslayacak omuzlara değil, bağrıma basacak taşlara ihtiyacım vardı. Neden bana uzandın? Halbuki sen sevmedikleriyle yaşayıp unutamadıklarıyla ölen insanlardandın. Ben yolumu yolum yapmıştım, sen geçerken uğramıştın. Aşkın bitişi değil de geride kalan her şeyin yalan oluşu yıkıyor insanı. Yine de alıtıyor işte insan kendini. Kaybettiğinde değil, kaybedeceklerin kalmadığında bitersin diye diye. Geçmişindekini unutamayan en çok şimdisindekini aldatır. Kirletilmiş bir ilişkiyi bir tek ayrılık temizler. Yenilmedin sanma be hey, kanat çırpmayı bilmeyen kuş koşmayı uçmak zanneder. Bir hikayenin daha sonuna geldik işte. Hayat ne garip. Ummadığın insanlar adam oluyor. Adam sandıklarınsa yalan. Zaten bu hep böyle değil miydi? Kimileri yokken bile var gibiydi. Kimileri elimizi tutarken bile yanımızda değildi. Mutlu olmak, her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun kadarı da her şeyin yapabilmekti. Hayat bunu bize çok geç öğretti. Kaybettik. Biz hep kaybedenlerdendik. Bizde şans yüzümüze gülmez, arkamızdan gülerdi. Bir zamanlar benim olan ellerin, şimdi neden ellerin diye diye ağlıyorsam, yenildiğini sanma. Her gözyaşı yenilgi değildir. İnsan bazen daha fazla dayanabilmek için ağlar. Elbet yarın da sabah olacak. Bakalım ben de batan güneş, sen de nasıl doğacak?
Herkesin dünyası kendi gördüğü kadardır. Güzellik bakmayı bilen gözledir. Gidişin öğretti bana bazı aşklar aşka ihanettir. Keşke bana akıl vereceğine aklımı alacak kadar beni sevseydin. Seçtiğin yolda sana mutluluklar diliyorum. Unutmak alışmaktır. Unutursun demiyorum ama alışacaksın biliyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir başka etkinlikte tekrar görüşmek üzere. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Bizi kırmayıp konuk olduğunuz, bize imza günü yaptığınız, konferans gerçekleştirdiğiniz çok teşekkür ediyoruz. Yazarsınız ve çok ünlü bir yazarsınız, çok duygulu bir yazarsınız. Yazmak sizce nasıl bir aşktır? Bunu bize tarif eder misiniz? Aslında aşkın kendisidir yazmak. Çünkü insan aşkı, içindeki duyguları yaşar ama aynı zamanda o yaşadıklarının başkaları tarafından da bilinmesini isterse yazar olur. Ben yazdım, başkaları da bilsin istedim. Çünkü biliyorum ki birçoğuyla aynı şeyi yaşadım, başımdan aynı şeyler geçti. Bugün beni bu salonda dinlemeye gelen insanlardan farklı hiçbir şey yaşamadım ben. Onlar ne yaşıyorlarsa, onların yaşadığı aşklardan, onların yaşadığı ayrılıklardan ve kederlerden ben de yaşadım. Payıma düşeni aldım. Ama benim onlardan tek farkım belki bunları yazmaktı ve onlara ulaştırmaktı, okumalarına izin vermekti. Zaten buluştuğumuz ortak nokta da burasıydı. Şimdi yazmak aşkın ta kendisidir dediniz. Bu aşkın ateşini söndürmemek için nelerden besleniyorsunuz? Aşk kendini hem yakar ama aynı zamanda aşk kendini yaktığı sürece de var olur, var eder. Tıpkı bir yıldız gibi düşünün. Yıldızlar yanarsa vardır ve yıldızlar kendini yakarak var ederler. İşte aşk da böyle bir şeydir. Siz de aşka düşeceksiniz, yanacaksınız ki aşkı yazabilin, anlatabilin. Teşekkür ederiz. Son olarak okuyucularınıza ve sizi daha tanımayan, okumayan ki eminim yoktur ve bunu ümit etmiyorum olmasın. Onlara söylemek istedikleriniz nelerdir? Okumaya devam etsinler çünkü bunu kendim için söylemiyorum. Tüm yazarlar ve kitapları için söylüyorum. Ülkeyi ve güzel günleri bize geri getirecek olan şey okumaktır. O yüzden Allah hiçbirini okumaktan ayırmasın. Zaten kutsal kitabımızın ilk emri de okudur. Buna uysunlar ve okusunlar. Hem de çok okusunlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.